Cumhuriyet dönemindeki öğretici metinlerde Nihat Sami Banarlı bir yıldız koyuyoruz. Nihat Sami Banarlı deyince lütfen oraya ilave edelim. Türk edebiyatı üzerine yaptığı inceleme çalışmalarıyla adını duyuran bir isimdir. Türk edebiyatı üzerine, edebiyat tarihi üzerine çok ciddi incelemeleri vardır. Lise edebiyat kitaplarının hazırlanmasında Cumhuriyet döneminde önemli bir katkısı vardır. Şunu unutmayın. Kim edebiyat bölümüne giderse Nisa, Nihat Sami Banarlı'nın iki ciltlik Resimli Türk Edebiyatı Tarihi diye kocaman, kalın mukavva yani oldukça büyük hacimli bir kitabı vardır ve bu kitap 3 sütun, 4 sütun şeklinde yazılmıştır. Gerçekten müthiş bir eser, müthiş ayrıntılı inceleme bir tarzında bir eser. Türk edebiyatını İslamiyet öncesinden Cumhuriyet dönemine kadar getiren önemli bir çalışma. Onun içinde Nihat Sami Banarlı'yı burada zikretmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi önemli bir eser. Türkçenin Sırları kesinlikle bir inceleme tarzında bir eser tavsiye ederiz. Metinlerde edebi bilgiler, Yahya Kemal üzerine incelemeler, Namık Kemal ve Türk Osmanlı milliyetçiliği üzerine bir inceleme önemli bir eser, Fatih'in zafer sırları tarihi üzerine bir eser, başlangıçtan Tanzimat'a kadar Türk edebiyatı tarihi dediğimiz gibi edebiyat tarihi üzerine yaptığı inceleme çalışmalarıyla adından bahsettiren bir isim Nihat Sami Banarlı'dır geçiyoruz Ahmet Kabaklı. Ahmet Kabaklı sevgili arkadaşlar bu da hem gazete yazarı oraya belirtelim gazete yazarı Fıkra yazarı, Türk edebiyatı üzerine inceleme çalışmaları yapan bir entelektüel isimdir. Ahmet Kabaklı bir yıldız koyuyoruz. Gün Işığı adıyla fıkralar kaleme almıştır sevgili gençler. Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucularındandır. Bu anlamda önemli bir isimdir. Unutmayalım. Uzun yıllar birçok gazetede, dergide yazarlık yapmıştır. Evet, eserleri bir Fıkra, Müslüman Türkiye, Çizebiliriz, Bürokrasi ve Biz temellerin duruşması çok önemli, okunması gereken kitaplar arasında gösterilen bir eser. Mabet ve Millet yine fıkra türündeki eseridir. Özellikle temellerin duruşması önemli eseri. Türk Edebiyatı, ben de bu kitap mevcut. Nihat Sami Banarlı'nın kitabı mevcut dedim ya. Edebiyat öğretmenleri bu kitapları kesinlikle alır. Türk Edebiyatı, 5 ciltlik önemli bir inceleme araştırma eseridir. Bu da eserde Türk Edebiyatı'nın İslamiyet öncesinden gelip, Cumhuriyet döneminin sonlarına kadar getiren bir eserdir, önemli bir yakıt. Yine Türkiye Edebiyatı üzerine incelemeler var. Mehmet Akif Ersoy üzerine, Yunus Emre üzerine, Muhiyelatı Aziz Efendi. Hatırlayın, daha Tanzimat edebiyatının hazırlık döneminde batılı tarzda öykü denemeleri yapan bir isimdi Muhiyelatı Aziz Efendi. Bu anlamda dikkat çeken bir inceleme çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Kabaklı hocamızda bu şekilde anlatmış olduk. Pertev Naili Boratov. Evet Pertev Naili Boratov'a iki yıldız koyalım. Arkadaşlar Fuat Köprülü'nün asistanlarındandır. Dedik ya hocaların hocası unvanı kime aitti? Fuat Köprülü. Bakın Mehmet Kaplan, Pertev Naili Boratov. Bunların büyük çoğunluğu Fuat Köprülü'nün asistanlığını yapmıştır unutmayalım önemli bir isim. Pertem Naili. Ankara Üniversitesi Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalını Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kurmuştur sevgili arkadaşlar. Hatırlayın bazı siyasi olaylar olmuştu 1940'lı yıllarda. Şu eserin yazarı kimdi? Bozkurtların dirilişi, bozkurtların elimi, ölümü, ruh adam. Hatırlayın kimdi? Evet. Kimin eseriydi? Hüseyin Nihal Assız'ın eseriydi. Hüseyin Nihal Assız da dil tarihte öğretim üyesiydi. Sebahattin Ali de hatırlayın kavgalara şahit olmuştu. Kavgalara karışmıştı. Sağ sol kavgalarının ortaya çıktığı ilk dönem bu dönemdir ve buradaki siyasi olaylardan dolayı bu kavgaların sonunda Pertev Naili Boratov'un da kürsüsü kapatıldığından dolayı Pertev Naili Boratov araştırmalarına Paris'te devam etmiştir. Evet bu siyasi kavgadan dolayı kürsü kapatılmıştı arkadaşlar. Ama halk edebiyatı, halk kültürü, folklor üzerine çok ciddi araştırmaları vardır unutmayacağız. Masal, hikaye, folklor araştırmacısı, derlemecisi olan bir isimdir. 100 soruda Türk folkloru, Türk halk edebiyatı üzerine 100 soru. Zaman zaman içinde inceleme, tekerlemeler üzerinde derleme çalışması, Köroğlu destanı önemli. Bu destanın ilk derlemecilerinden birisi Pertem Naili Hoca'dır. Folklor ve edebiyat bu halk edebiyatı alanında okutulan bir derstir. Halk edebiyatı dersleri Pertem Naili Boratov'un Dil Tarih Coğrafi Fakültesinde verdiği dersleri, o ders anlattığı dersleri ondan sonra özetleyen bir inceleme, edebiyat incelemesi türünde bir eserdir. İzahlı Halk Şiiri Antolojisi önemli arkadaşlar. Halk hikayeleri ve hikayeciliği çok önemli bir eser. Birçok kişi açısından kaynak bir kitaptır. Nasreddin Hoca üzerine yine bir inceleme çalışması. Bunlar Pertemna ile Boratov'un öne çıkan inceleme türündeki yapıtları olduğunu söyleyebiliriz. Azra Erhat yine bir edebiyat araştırmacısı incelemesi bir yıldız koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Dil tarih coğrafi fakültesinde öğretim üyesidir. Özellikle Yunan ve Latin kültürü üzerine çalışmıştır. Mavi Anadolucuk anlayışının önemli temsilcilerinden. Bu ismi biz ilk defa nerede bahsetmiştik? Hatırlayın. Aganta Burina Burinata. Hatırladık mı? Kimin eseriydi? Evet. Söyleyin Halikarnas balıkçısı gerçek adı neydi? Cevat Şakir Kabağaçlı. Evet Azrail Cevat Şakir Kabağaçlı, Sebahattin Eyüboğlu bu 3 isim sevgili arkadaşlar mavi Anadolucuk anlayışını kurmuştur. Fakat bu anlayış biraz sıkıntılı kabul edilmiş siyasi olaylara sebebiyet vermiştir. Özellikle eski Anadolu medeniyetleri, Yunan medeniyeti, Hititliler, Lidyalılar, Frigyalılar bunlar üzerine bir inceleme çalışması yaptığı için Cumhuriyetin 1940'lı yıllarında ondan sonra bu çalışmalar eleştirili, eleştirilmesine sebebiyet vermiştir. Bunu da unutmayalım. Niye eleştirilmiştir? Anadolu'nun Türklerin asıl medeniyeti olmadığı şeklinde Avrupa'da eleştiri böyle bir inceleme çalışmaları başlatılınca bunların da onları desteklemesine sebebiyet verdiği düşünülmüştür. Bundan dolayı Mavi Anadolucuk anlayışı eleştirilmiştir. Evet, eserleri Mavi Anadolu gezi türünde bir eser. Mavi yolculuk yine önemli bir eser. Çizelim arkadaşlar. Deneme türünde sevgi yönetimi işte insan çizelim. İşte insan özellikle çok fazla soruluyor test kitaplarında. Sonra eleştiri türünde mektuplarla Halikarnas balıkçısı. Halikarnas balıkçısı ile ilgili düşüncelerini, izlenimlerini ve onunla mektuplaşmalarını derlediği eseridir. Osmanlı münevverlerinden Türk aydınlığa münevver Fikir adamı düşünce adamı demektir. Troya masalları mitoloji sözü diye çalışması da Azra Erhat'ın bulunmaktadır. Özellikle mitoloji eski Anadolu medeniyetleri üzerine yaptığı çalışmalardan isminden bahsettirmiştir Azra Erhat. Geldik. Mina Urgan. Mina Urgan'a da bir yıldız koyabiliriz sevgili arkadaşlar. İngiliz tili, dili ve edebiyatı profesörüdür ve aynı zamanda edebiyat araştırmalarıyla adından bahsettirir. Oraya çizelim. Edebiyat üzerine inceleme ve araştırma yazıları vardır. Bir dinozorun anıları Türk edebiyatına Türk edebiyatındaki birçok yazarın hayatına ışık tutan bir anı türünde eserdir. Önemli bir yapıt. Evet Mina Urgan'ın kalemi aldığı. Gezileri, gezileri Bir Dinozor'un Anıları ve Gezileri aynı eserin devamı. Shakespeare ve Hamlet üzerine bir inceleme çalışması var. Edebiyatta Ütopya kavramı ve Thomas Mor Ütopyası üzerine inceleme çalışması var. En önemli eseri Bir Dinozor'un Anıları'dır Mina Urgan'ın. Evet Beşir Ayvazoğlu. Herhangi bir yıldız koymuyoruz. Evet. Türk edebiyatı üzerine yapmış olduğu inceleme deneme çalışmalarıyla adından bahsettiren bir isimdir Beşir Ayvazoğlu. Türk Edebiyatı dergisinin yönetmenidir. TRT, Rütük, İstanbul tiyatrolarında çeşitli görevler yapmıştır. Birçok edebiyatçımız, edebiyatçımız hakkında inceleme çalışmalarıyla adından bahsettiren bir isimdir. Divan yolu çizelim tez kitaplarında çok sorulur. Aşk estetiği üzerine bir inceleme var. İslam estetiği ve insan üzerine bir çalışma var. Geleneğin direnişi var. Geçmişi yeniden kurmak var. Defterimde 40 suret, 40 isim üzerine inceleme çalışması, altı çizili satırlar, şehir fotoğrafları önemli yine çok fazla çıkan bir eserdir. Türk çiçek kültürü üzerine bir inceleme çalışması yapmıştır Beşir Ayvazoğlu. Özellikle tekrar ediyorum. Divan yolu, divan edebiyatı üzerine bir araştırmadır, incelemedir. Sonra İslam estetiği ve insan e, estetiği ve insan üzerine bir inceleme çalışması var, önemlidir. E, yine son arkadaşlar şehir fotoğrafları, şehirlerle ilgili yine deneme türünde Beşir Ayvazoğlu'nun önemli bir yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet Nuri Pakdil hatırlayalım bu ismi. Nuri Pakdil 7 güzel adamdan birisidir. Herhangi bir yıldız koymuyoruz. Edebiyat dergisini kurmuştur. 7 güzel adamdan birisidir. 7 güzel adam şiirini kim yazmıştı? Cahit Zarifoğlu. Süpersiniz. Çok güzel. Evet kim vardı başka? Mehmet Akif İnan vardı. Sezai Karakoç vardı. Başka kim vardı sevgili arkadaşlar? Alaaddin Özdeneren, Rasim Özdeneren, evet Cahit Salifoğlu. Bunlar yedi güzel adam içerisinde. Ha bir kişi daha vardı Erdem Beyazıt. Peki eserleri. Bir, Batı Notları Gezi türünde bir eserdir. Nuri Pakdil'in. Sonra geliyoruz. Şunu da unutmayın. Kudüs şairi, evet bunu da lütfen belirtin, Kudüs şairi olarak bilinen bir isimdir. Bir at, bağlanma, bir yazarın notları, edebiyat kulesi, dervişin hüneri, Arap saati, otel gören defterler, şiir türündeki yapıtlarını zaten şiirde vermiştik Nuri Pakdil'in. Bu anlamda öğretici metin türündeki eserlerinde burada zikretmiş olduk sevgili Nuri Pakdil hocamızın. Evet burada kalalım.